Değerli arkadaşlarım, AYT'de nüfus ve nüfus politikaları ile ilgili soru gelir. Peki nasıl gelir? İşte şöyle diyor ki, birçok ülke sahip olduğu nüfus üzerinden kendi toplum şartlarına ve hedeflerine uygun nüfus politikaları geliştirmektedir. Buna göre haritada numaralandırılarak gösterilen ülkelerden hangilerinin nüfus artış hızını azaltmaya yönelik politikalar uygulaması beklenir? Şimdi değerli arkadaşlarım, bir ülke neden nüfus artış hızını azaltma yönünde politika izler? Ya nüfus artış hızı kalkınma hızından daha yüksektir, ya doğal kaynakların tüketimi üretiminden daha fazladır, ya da kısaca bu ülke gelişmemiş bir ülkedir. Şimdi bu mantıkla açıklara bakacak olursak, bir de Amerika Birleşik Devletleri var. Hem doğal kaynakları fazla, hem sanayisi fazla, gelişmiş bir ülke. Dolayısıyla nüfus artış hızını artırma yönünde politika izler. 2 numaralı bölgede Batı Avrupa ülkeleri, İngiltere, Fransa, Almanya var. Sanayi ülkeleri. Dolayısıyla nüfusu genç, dinamik hale getirmek için bunlar da nüfusu artırma yönünde politika izler. 3 numaralı bölgede Rusya var. Geçmişte yaşamış olduğu sıra dışı savaşlar ve rejim değişikliğinden dolayı çok fazla insan kaybetmişlerdir. Telafi edebilmek için nüfusu artırma yönünde politika izler. Fakat 4 numaralı bölgede Nijerya var. Nijerya gelişmemiş bir ülke. Doğal kaynakların tüketimi fazla, ekonomik gelişme az, nüfus artış hızı yüksek. Dolayısıyla nüfus artış hızını azaltma yönünde bir politika izlemesi beklenir. 5 numara bölge Hindistan, biliyorsun dünyanın en fazla nüfusuna sahip ülke, Çin'i geçti. Neden? Başarısız nüfus politikasından dolayı. Normalde nüfus artış hızını azaltma yönünde politika izlemesi beklenir. Fakat maalesef bu etnik gruplardaki farklılıktan dolayı bunu bir türlü başarıyla uygulayamaz. Dolayısıyla 4 ve 5'in nüfus artış hızını azaltması yönünde politika uygulaması beklenir. Cevabımız da bu durumda nedir? E şıkkı diyoruz.